Kadınlarımızı asla başı açık veya başörtülü diye sınıflamadık, ayırmadık. Ama birileri kafasında bu ayrımcılığı hala aşabilmiş değil. Bay Kemal, senin yanındakiler ne yaptılar? Üniversitelerimizde ikna odaları kurdular. Ve bu ikna odalarına girerken o yavrularımızın başörtülerini maalesef başlarından çekerek aldılar. O ikna odalarında hesaba çektiler kızlarımızı. Benim kendi kızlarım maalesef İmam Hatip Okulu öğrencisi olduğu halde onlar İmam Hatip Okulu'na girme noktasında sıkıntıya maalesef düçar oldular. Ve ben kızlarımdan bir tanesini aldım. Bir müdürü arkadaşım olan İmam Hatip Okulu'na gönderdim. İstanbul'dan bir başka şehre. Niye? Çünkü zulmediyorlardı. O zulümden kurtarmak için. Bay Kemal, siz busunuz, bu. Sizi biz iyi biliriz. Sizin bu noktada ciğerinizi iyi biliriz. Ama artık bunları yapamıyorsunuz. Şu anda devletin tüm kurumlarında başı açık, başı örtülü, böyle bir ayrım var mı? Şimdi devletin kurumlarında başı açığı da var, başı örtülüsü de var. Bütün bunlarla beraber okullarımızda böyle bir sıkıntı var mı? Başı örtülüsü de, başı açığı da. Kardeş, kardeş üniversitelerimizde, orta öğretimde, her yerde okuyabiliyor. Bu barışın, bu özgürlüğün, bu kardeşliğin simgesidir. İşte bunu biz başardık. Bunu biz başardık. Bay Kemal, senin böyle bir derdin yok. Bunun için kızlarımızın ve hanım kardeşlerimizin gönüllerini tamamen rahatlatmak için başörtüsü özgürlüğünü ne teklif ettim? Gel dedim, anayasa güvencesi altına alalım. Bakalım gelebilecek mi? Göreceğiz. Biz şimdi hazırlıkları yaptık. Bu anayasa değişikliğini meclise göndereceğim. Gelir veya gelmez. Maksat tüm milletimiz bunu görsün. Bunu tanısın. Yandaşlarını da tanısın. Altılı masayı da tanısın. Hayati bir diğer konu olan sapkın akımların dayatmalarına karşı ailelerin korunmasını da ekleyerek bir anayasa değişikliği teklifinin hazırlığına başladık. Bakalım konu meclise geldiğinde kim nasıl bir tavır içine girecek? Meclise sunacağımız teklif yeterli çoğunluk sağlanarak kabul edilirse Türkiye için önemli bir kazanım olacaktır. Aksi yönde bir durum ortaya çıkarsa ülkemizi yeni, sivil, özgürlükçü, özellikle böyle bir anayasaya kavuşturma mücadelemizi inşallah seçimden sonra da zaten sürdüreceğiz. Hatta şunu da yapabiliriz. İlk defa bugün Malatya'da açıklıyorum. Şunu da yapabiliriz. Nedir o? Hadi sıkıyorsa gel bu işi referanduma götürelim. Öyle mi? Parlamentoda bu iş çözülmüyorsa millete götürelim. Kararı millet versin. Türkiye yüzyılı artık bu tür tartışmaların aşıldığı yeni bir devrin adı olacaktır. Ülkemizi dünya liginin ilk sıralarına çıkartacak, milletimizin refahını en üst seviyeye yükseltecek 2053 vizyonumuzu hayata geçirebilmemizin önünde hiçbir engel bırakmamakta kararlıyız. Kızlar,
Şimdi gelin Malatya'dan öyle bir ses verin ki dostlarımızın yürekleri ferahlasın, düşmanlarımızın kalpleri daralsın. Gençler hazır mıyız? Malatya, Türkiye yüzyılını birlikte inşa ediyor muyuz? Malatya, 2023'te büyük ve güçlü Türkiye yolunu beraberce açıyor muyuz? Malatya, ülkemize diz çöktürmenin, milletimize boyun eğdirmenin peşinde olanların heveslerini bir kez daha kursaklarında bırakıyor muyuz? Malatya bu ya. Ama bilesiniz ki Türkiye'de bu. Maşallah. Malatya'nın mert ve çalışkan evlatları bizimle olduğu müddetçe Allah'ın izniyle tüm bu hedeflere ulaşacağımızdan kimse şüphe duymasın. Rabbim bu mücadeleye verdiğiniz destek için hepinizden razı olsun.